hastalarımız gece yarısı gelir. Abi der silah var mı? Yok dedi yeğenim dedi o pazarcı poşeti gibi olur dedi. Sen incelerinden ver dedi. Yeni eczane açılmasına izin verilmiyor. Vücudunuzdaki hücreler şişer ve patlar. Ölürsünüz. Hayda. Ya bir komşusunu alır ya bir akrabasını alır. Bir amcam için alıyor der. 3500 kişiye bir eczane sınırlaması var. Yetkililerin bir karar vermesi lazım. Tasarruf mu yoksa halkın sağlığı mı? Merhabalar, Ahmet Uluçay'la Kes Tıraşı programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Eczacılar Odası Başkanı Mürsel Yalbuz'da. Hoş geldin Mürsel abicim. Hoş bulduk Ahmetciğim. Bu yayından sonra eczacılık okunacak mı, okunmayacak mı? Yoksa eczanede neler oluyor, neler, hikayeler falan. Ne diyorsun abi? Eczacılık zor süreçten geçiyor. Tabii işin en önemli kısmı da eczane eczacılığını isteyen gençlere yönelik aslında. Eczane açmak şu anda pek mümkün değil. Biz onlara eczacılığın diğer alanlarında yönlendirmek için uğraş veriyoruz ve çalışıyoruz. Tabii eczane eczacılığı deyince de bizim eczacılık fakültesinde hikayeleri boldur. Birçok hastayla en yakın şekilde karşılaşıyorsun, iletişime geçiyorsun. En özel, en mahrem bilgileri de öğreniyorsun. Bir sağlık hizmeti veriyoruz. Sağlıkta ayıp olmaz. Ama genelde de işte insanlar utana sıkına geliyor. Eczacılık. Eskiden biz çocukken doktor statüsü neydi? Yani yarı doktor derlerdi. Yarı doktor değiliz de doktor tedavi verir planlar. Biz de şifasını ve ilacını veririz. Bizim de esas işimiz ilaç. Evet. Biz de ilaçtan çıkartmak istiyorlar. Bizim de beyaz önlüğümüz vardır. Sen danışmanlık yapma, hizmet verme, sen raftan alıp ilacı veren şeklindesin. Ama bizim gerçekten ilacın üretiminden tüketimine kadar, hatta en sonunda ilaç kullanıldıktan sonra da kullanılmayan ilaçların imhasına kadar, yani atık ilaçların imhasına kadar da önemli bir görevimiz var bizim. Bizim işimiz hastalarımızla en iyi şekilde onları tedaviye, şifaya ulaştırmak. Şimdi atıyorum ilacı aldık, kullandık, yarısı kaldı. Kalan ilaçları bizler bir rahatsızlığımız olduğu zaman kendi kendimize kullanıyoruz. Ne doktora soruyoruz, ne bir şey diyoruz. Bunlar doğru şeyler mi? En büyük sıkıntı da buradan başlıyor. Kendi kendini tedavi etmek, kendi kendinin doktoru olmak. Bir de Doktor Google var, her şeyi o biliyor. Çünkü herkes ona soruyor, ona ediyor. Ama bizdeki en önemli olay da ilaçta tedavi doktor planlar. Yani hastayı muayene eder, görür. İlacını ona göre verir. Biz de ilacı doktorun yazdığı reçeteye göre kaç gün kullanması gerekiyorsa, hangi dozda kullanması gerekiyorsa muhakkak ki o kadar sürede kullanmasını söyleriz, tarif ederiz. Peki. O da kullanılmadığı zaman da işte akılcı ilaç kullanımı dediğimiz olay da o. O da doğru dozda, doğru zamanda, doğru şekilde kullanılmadığı zaman da ne yazık ki hasta tedavi olmuyor. Sonra bir hafta sonra tekrar aynı enfeksiyondur, şeydir tekrar ettiğinde yine ben o antibiyotiği alayım diyor. Ama bu sefer de vücuttaki mikroplar o kadar akıllı ki, bakteri de akıllı çünkü. Onlar da canlı. İlaca göre kendilerine savunma mekanizması geliştiriyorlar. Yani siz ne kadar çok sıklıkla ilaç kullanırsanız o kadar da vücut direnciyle ilgili, antibiyotik direnciyle ilgili bir sıkıntı yaratırsınız. Bu sefer başka bir antibiyotiği etki edecek bir antibiyotiği kullanmanız lazım. O yüzden de muhakkak ki doktorun tavsiye ettiği sürede eczacınızın tarif ettiği zamanda o ilacı doğru şekilde kullanın. Sonrasında da o ilaçları kullanmamazlık etmeyin. Ha, atık ilaçlarınız oluştu. O da hikaye ayrı. Onu da belediyelerimizle biz proje yaptık. Evet. Evde oluşan atık ilaçlar çünkü çöpe atıldığında ya da lavaboya döküldüğünde gerçekten de çok büyük bir kirlenme etkisi gösteriyor. Çünkü ilaç dediğimiz olay kimyasaldır. O kimyasallar toprağa suya karıştığında bize zehir olarak geri döner. Bunu da anlatırken şöyle diyorum. Dozunda kullanılmayan her şey zehirdir. Su zehir midir diye soruyorum bazen. Sudan zehir olur mu falan diye düşünüyorlar. Ama siz 10 litre 15 litre su içtiğinizde vücudunuz vücudunuzdaki hücreler şişer ve patlar, ölürsünüz. Hayda. Yani doğrusu ne kadar? Doğrusu vücuttaki ihtiyaca göre, kiloya göre en azından 3 litre suyu içmektir. 3 litre değil mi? Ama işte çoğumuz böyle 3 litre de içmiyoruz. Mesela ben burada gün içerisinde çok unutuyorum su içmeyi. Yani yeri geliyor 2 bardak, 3 bardak da geçiştiriyorum ama dikkat etmemiz gerekiyor.
Şimdi Mürsel Bey, eczacılık, benim birçok müşterim okuyor ve birçok müşterimin de çocukları eczacı olmuş, eczane açamadıklarından şikayetçiler. Şimdi soracağım sorular gerçekten bizi izleyicilerle ilgili çok önemli şeyler söyleyeceksiniz. Çocuklarımızı eczacılığı okutalım. Eczacılığın dalları var. Yani eczane eczacılığını düşünüyorlarsa şöyle bir sıkıntı var. 2012 yılından sonra eczane açmaları ve nakillerine kısıtlama geldi. 3500 kişiye bir eczane sınırlaması var. O yüzden de yeni eczane açılmasına izin verilmiyor. Eğer bölgedeki nüfus yeterli değilse, şu anda da zaten bizim o nüfusa göre belirlendi. Mesela Sarıçam ilçesinde 7 tane açılabilir hale geldi. Şimdi bir saniye. Yumurtalık ilçesinde 1 tane geldi. Şimdi Yumurtalık ilçesinde Eczacılık Fakültesi'ni okuyan 10 tane öğrenci var. Evet. Doğru mu? 10 tane öğrenci var. Mezun oldular. Ailevi durumları da iyi, eczane açacaklar. Açabilirler mi? Açamazlar. Eczane açmaya sınırlama geldi çünkü. Evet. Nüfus yeterli değilse orada eczane açılamıyor. Şimdi bizim Adana bölgesinde 3500 tane kayıtlı eczacı mı var? Yok. Nüfus 3500 kişiye bir eczane olarak düşün. Anladım. Bizim kayıtlı eczacı sayımız 1460 üyemiz var bizim. 840 da eczanemiz var. 840 Adana, tane eczane Adana, var. Adana ilimizde. Peki şimdi ama bu sene mezuniyet kaç tane verir yani fakülte? İşte sıkıntı da oradan geliyor. Planlama yok. Örneğin Çukurova Eczacılık Fakültesi Adana'da açıldı. Onlar diyorlar ki biz Eczacılık Fakültesi olarak 25 öğrenci yetiştirebiliriz. 25 öğrenciyi verimli şekilde yetiştirebiliriz, eczacı yapabiliriz diyor. Ama YÖK kadrosu geliyor 80 kontenjan. Yani boşu boşuna eczacılık. Evet. Eczane evet. Açacaklarsa. Eczane açmak istiyorlarsa çok zor. Şu anda zorlaşıyor. Nüfus da artmadığı sürece, ki o nüfus eğrileri de artık bizim çok zor artması. Eczacılığın diğer alanlarında geçiyor. Şu da var. Artık bir eczanede tek eczacı yetmiyor. 2 ya da 3 eczacı beraber olması lazım. Avrupa ortalaması da yaklaşık 2 ya da 3 eczacı bir eczanede çalışması. Hani serbest meslektir, eczacılık iyidir anlamında herkes düşünüyor ama şu anda Adana için söyleyeyim, bir sağlık tesisine bağlı olmadan, bir reçete kaynağı olmadan eczanelerin ayakta durması zor. Neden zor? Çünkü insanların alım gücü düştü. Depremden evet. Dolayı bakın, burası Çukurova bölgesi, en çok hasar alan bölge, en çok göç alan bölge, nüfus da azaldı ve insanların gerçekten de ekonomik düzeyleri düştü. Yani eski Adana'nın zenginlikleri kalmadı. Belli bir bölgede para var, belli bölgede insanlar nakit ilaç alabiliyorlar. Diğer kısımda insanlar kendi geçimlerini zor sağlıyorlar. O yüzden de bir eczanenin ayakta kalabilmesi için muhakkak bir reçete kaynağına ihtiyaç var. Yani eskinin semt eczaneleri dediğimiz mahalle aralarındaki eczanelerin evet. Ayakta durması Adana için biraz zor. Mürsel abi, eczacılık odası Adana'da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Daha önce Erdoğan Çolak'la birlikte çalıştınız. Bir zaman onu tıraş etmiştim. Ersun Başkan'la tıraş etmiştim. Ve şu an CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana'mızdan çıkma. Sen de eczacı odası başkanımızsın. Adana gerçekten siyasi anlamda başarılarda bulundu. Bunu neye bağlıyorsun? Onların ilişkilerinden mi kaynaklandığı, oralar siyaseti düşünmelerinden mi, Adana'nın toprağından mı? Nedir bunun sebebi? Bu Adana Eczacı Odası'nın geçmişine sahip çıkması, o kültürü almamız, özellikle hem meslek için, meslektaş için çalışmamız, hem de ülke için çalışmamız, projeler üretmemiz, hem Türkiye için, eczacılık için her türlü meselelerde ön ayak olmamız bizi gerçekten de Türkiye'deki eczacı odalar arasında önemli bir yere koymuştur ve o yardımlaşmayı, o meslek örgütü kültürü alanda siyasette de başarılı olur. Çünkü en önemlisi iletişim ve çalışma becerisi ve gayretini gösterebilmektir. Biz de bunu geçmişteki o büyüklerimizden aldık. Meslek için, meslektaş için çalıştık. Ülkemiz için çalıştık. Şimdi o meslek büyüklerimiz de Türkiye için, Türkiye siyaseti evet. için, tüm vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyorlar. Kaç yıldır odada görev yapıyorsun? Yaşım ortaya çıkar söylemeyeyim. Çıksın ya, bizim yaşımız belli bir sene. Yani ben şöyle diyeyim. 96'da mezun oldum. 99'da eczanemi açtım. 2001'de ben örgütün içine girdim komisyonlarla. Genel sekreterlik. 2003'ten beri de yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterlik ve oda başkanlığı görevlerini bulundum. Buradan sonrası bir Ankara gözükür mü? Burhanettin Bey ile beraber görevi yapar mısınız? Yani yapmaktan büyük onur duyarım ama siyaseti düşünmüyorum. Ben meslek siyasetinde çalışmayı ama daha çok tercih ediyorum. Sen Adana'nın eczacılarının böyle babası rolündesin. Seni bilmiyorum yani, çok seviyorlar böyle babacan. Sağ böyle olsunlar. Türk sinemaları filminde Hulusi Ketmen'in baba rolü vardı. Eczacılarla ben çok sohbet ederim. Çok da müşterim var. Ben de kendilerimi tanıştırdığım zaman da ben de Adana eczacı Fahri Başkanı olarak tanıtıyorum eczacıları. Ahmet Uluçay deyince hemen tanıyorlar tabii, sağ olsun. Mürsel Bey'den dolayı.
Mürsel Bey, eczanede nöbet tutuyor musun? 99'dan beri hiç tutmadığım olmadı. Bir kez Covid olduğumda tutmamıştım. Her nöbetimde iki elim kanda da olsa muhakkak ki nöbet tutarım. Keyifli mi nöbet tutmak eczanede geceleri? Keyifli çünkü insanların o en zor zamanlarında şifa verebilmek, açık bulabildikleri bir sağlık kuruluşu olabilmek çok önemli. Orada da en iyi şekilde hizmeti verebilmek önemli. Biz de onu yapmaya ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Peki gelen müşterilerle ilginç bir diyaloğunuz oldu mu hiç? Eczanede anı bitmez. Sağlıkla ilgili ayıp olmaz aslında. Gelenler de kendi ihtiyaçları olduğunu bildiğimiz halde ya bir komşusunu alır ya bir akrabasını alır, bir amcam için alıyor der. Ne hiç... alıyor? Yani prezervatif diyelim, kondom diyelim, evet. Onları alırlar. Ya da cinsel erektil disfonksiyon için kullanılan ilaçlardan almak isterler. Utana sıkıla isterler ama sağlıkta ayıp olmaz. Bir hasta olarak biz bakarız, biz tüketici olarak değil. Bir hasta olarak onun ihtiyacını, istediği ilacı da şifayı bulması için de yardımcı olmak zorundayız. Yani geliyor ne diyor, amcama mı lazım diyor, dayıma mı lazım diyor. Ya bir komşumuza lazım, işte bu nasıldır, nasıl kullanılır, ne yapmak lazım, alkolle kullanılır mı, kullanılmaz mı ama gerçek bilgileri kendisi için istiyor. Başka ilginç bir şey var mı? Bazen de hastalarımız gece yarısı gelir, abi der silah var mı? Nasıl silah yani mı? De silah silah der böyle. Silah demek istediği nasıl yani filan bizde silah olmaz filan. Silah da abi işte diyor kondom yok mu filan. Oradan da prezervatif dediğimiz, kondom dediğimiz o cinsel sağlık için kullanılan ürünlerinde değişik değişik adlarının olduğunu öğreniyoruz. Bir de bir ablamız geldi. O da işte bana bir prezervatif verir misiniz dedi. Biz de en ucuzundan verdik. Marka söylemeyeyim. Yok dedi yeğenim dedi o pazarcı poşeti gibi olur dedi. Sen incelerinden ver dedi. Yani ne? Pazarcı poşeti pazarcı gibi mi olur poşeti, diyor? O ince değilmiş. Yani o, sen ucuz verdin o daha böyle kalitelisi. Daha kalitelisi ne olsun, incesi olsun diye. O da kendi açısından bakıyor, haklı. Biz de onun isteğine göre yani, vermeye çalıştık. Peki eczanede böyle daha başka farklı diyaloglar hiç olmadı mı? Yani bizde daha çok sağlık olayı olduğu için, ben hastane karşısında olduğum için insanların genelde ihtiyaçları şey olur. Bazen reçeteyi verirler. Hasta reçetede ne yazdığını bilmez. Git bunu al derler. Hasta için o önemlidir. Yani üzerinde aspirin yazıyor. O hasta için önemli değil ama o aspirini götürüp vermek hastayı o anda mutlu ediyor. Diyor ki ben gerçekten de hastamı tedaviye ulaştırmak için bir şey yapabildim diye mutlu oluyor. Biz de hastayı tedavi edebildiysek, onun şifasını verebildiysek biz de umutla erişiyoruz. Eczacıların en çok yaşadığı problem nelerdir Mürsel Bey? 2005'ten sonra sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştikten sonra ilaçla ilgili çok önemli değişiklikler oldu. Şu andaki durumda da ilaçla ilgili gerçekten biz sıkıntı çekiyoruz. Fiyatlandırmasında dövize bağlı bir fiyatlandırma var. Dönemsel avro değerlendirmesi yapıyorlar onunla evet. ilgili. Şu anda avronun değeri 33'lerde olması lazım ama 15'lerde bizim ilaç için avro değerlendirmesi. Ondan dolayı da özellikle yabancı ilaç firmaları Türkiye'deki ilaç politikasından kaynaklı ilaçlarını Türkiye'ye getirmek istemiyorlar ve çekinmeye başlıyorlar. Şöyle de bir istatistik var. Dünyada yeni tedaviye girmiş ilaçların yaklaşık %79'u Türkiye'ye gelmiyor. Yani yeni nesil tedavi ilaçlarını halkımız kullanamıyor. Bunun ortadan kalkması lazım. Bununla ilgili yetkililerin bir karar vermesi lazım. Tasarruf mu yoksa halkın sağlığı mı? İlaca ayrılan bütçeler eskiden %1,5'lardayken şu anda 0,60'lara düştü. Bu da sektörün tüm paydaşlarını etkiliyor, olumsuz yönde etkiliyor. Türkiye ekonomisini düşünün, %1,5'tan %0,6'sına ilaç harcamalarının düşmesi çok büyük bir olaydır. Tamam ucuz ilaç olsun, hastalar erişebilsin ama ilacın bir değeri var. Yani bir ticari meta değil, ilaç gerçekten de elzem bir ürün, sağlık ürünü. Onun üzerinde de fazla oynanmaması gerekiyor. Bir başka sorun da bizim eczanedeki ilaç karlılığımız. O da düşük seviyede kaldı. Onun düzelmesini bekliyoruz. Bir yandan da eczacının meslek hakkı dediğimiz ilaç karlılığından bağımsız o hastalara verdiğimiz, anlattığımız, aktardığımız o birçok şeyi Avrupa'da onların ücretlerini alıyorlar. Yani danışmanlık ücreti alıyorlar. Ücretsiz obezite danışmanlığı veriyoruz mesela. Avrupa'da onu yaptığınızda siz bilgisayara işlediğinizde onun parasını alırsınız. Tansiyon takibi, şeker takibi yaptığınızda size bir meslek hakkı verirler. Astım ilaçlarının kullanımını anlatırsınız size bir meslek hakkı verirler. Biz de tüm dünyadaki şekilde bu meslek hakkının da artık eczacılığın gündemine
önlemine girmesini ve devletin de bu şekilde bir yol açmasını istiyoruz. Çünkü bunu yaptığımızda hastalar gerçekten ilacı doğru şekilde, doğru zamanda kullanacak. Gereksiz ilaç sarfiyatı azalacak ve hastalar da doğru şekilde bilgilendiği için ve tedavilerini aldıkları için ve takip edildikleri için de ilaç harcamaları düşecek. Buradan da biz kendimizden meslek hakkını almak istiyoruz. Evet Müsel abi, çok uzun yıllardır arkadaşız. Ben de seni tanımaktan gerçekten çocukluğumdan bu yana çok mutluyum. Benimle ilgili bir anın var mı? Belki buradan anlatırsın. Yani seninle çocukluğumuzu, gençliğimizi hep beraber yaşadık. 90'lı yıllardan beri senin Ahmet abinin yanında Reşat Bey'de evet. O çıraklıktan kalfalığa geçiş dönemin ve müşteri edinmeye başladığın dönemlerde ilk müşterilerinden. Bazen sen kaybolur giderdin. 5 dakika gidip geleceğim derdin. Bisiklette kaybolup giderdin. Ne oldu? İşte birine bakmaya gittim. Balkondan bakmaya gittim, yani gönlü bol olarak geldim. Ama en son Gül Hanım'la bisikletle sürdükten evet, sonra bir daha bisiklete evet, binmedim herhalde. Evet, başka bir bisiklete binmedim. Bir de eski Reşat Bey'deki küçük dükkan vardı. Evet. Yalbuz'da apartmanın altında. Sizin apartmanınız. İşte benim de ev arkadaşım gelmişti, o Ankara'da beraber kaldığımız. Evet. Sende iki tane koltuk vardı. 5 tane de bekleme koltuğu var. İşte sen aradan o arkadaşı tıraş için aldın, şey yaptın. O da dedi ki ya dedi masaj biliyor musunuz? Tabii ben yok diyorum. Ali Uluçay'a yapma etme diyorum. Göz işareti, kaş işareti yapıyoruz. Ali başladı masaj yapmaya ama benim arkadaşımı biliyorum. Çünkü biz beraber işte otobüse bindiğimizde ya da bir taksiye bindiğimizde 10. saniyede o uyumaya başlar. Düşün şimdi. Ben de orada müşteri bekliyorum. Ali bana lazım. Sende 5 tane koltuk var. 5 koltukta bekleme koltuğu dolu bekliyorum. Ali yapma diyorsun. Hadi falan böyle. Bir şey de diyemiyorsun misafir olunca. Aynen. O anımız güzel. Ama gerçekten yani. O zaman bizim çıraklar da o zaman masaj yapmasını çok güzel masaj yaparlardı. Ama artık insanların da vakti yok. Gerçi artık çırak da yok. O yüzden o geçmişteki masajları yapamıyorum. Ben de çok güzel masaj yapardım ama geçti artık. Mürsel abicim güzel bir yayındı. Ahmet Uluçay kanalında tekrardan hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buradan da bizi izleyecek olan eczacılar da belki bize abone olurlar kanalımıza. Olurlar mı? Olurlar tabii. Mürsel Yalvuz da söylerse olurlar diye düşünüyorum. Evet. Ahmet Uluçay bir markadır. Ahmet nerelerden geldi? Eyvallah. Hep kendini geliştirmek için uğraştı. Küçük bir berber dükkanından değil o kuaförü düşündü. Sonra verilecek hizmetleri düşündü. Gerçekten de kafası mesleği için ve üretmek için çalışıyor ve müşteriyle için hep daha iyi ne yapabilirim diye çalıştı. Kendini geliştirmek için uğraştı. Yolu açık olsun inşallah. Başarılar diliyorum. İşte sonra da tabii ben emekli oldum. Ahmet'in de emekli olma zamanı geliyor. O da Berk'e devredecek. Berk de alıştı. Daha bir 10 yılımız daha var. Daha var. Allah sağlık sıhhat verirse İnşallah, bir 10 yıl daha. İnşallah. Ahmet özel müşterileri tıraş eder. Berk devamına bakar. İnşallah. Sağlıkla sıhhatle uzun yıllar daha. Hep birlikte inşallah. Evet, Ahmet Uluçay'la Kes Tıraşı programını bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.